arkası yarın. Kamyon. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiker. Dikkat dikkat, İstanbul'dan gelip Balıkesir'e gitmekte olan Onur Turizm'in yolcuları, otobüsünüz kalkmak üzeredir. Saat kaç? 12'ye 10 var. Demek gece yarısına sadece 10 dakika kaldı ha? Evet, 10 dakika kaldı. Mercedes saat kaçta geçecekmiş burada? Aşağı yukarı bu saatlerde geçmesi gerek. Heyecanlı mısın? Elbette heyecanlıyım. Benim yerimde kim olsa heyecanlanır. Yapacağım iş kolay mı sanıyorsun? Haklısın. Ama sonunda iyi para kazanacaksın bu işten. Onu da unutma. Zaten bu kahrolası pis işe neden bulaştım sanıyorsun ki? Eğer Mercedes'e çarpıp içindekilerin ölümüne sebep olursam... sizinkiler tam 5 milyar lira verecek bana. Fena mı? Ömrün boyunca direksiyon sallasan bu parayı kazanamazsın arkadaş. İşi halledebilirsen alacağın parayla hemen bir ev satın alırsın. Öyle yapacağım tabii. Yıllar yılı kira evlerinde sürünmekten bıktım usandım. Geriye kalan parayı da faize yatırır, gül gibi geçinirsin. Huzur içinde yaşarsın. Huzur içinde mi dedin? Pek öyle huzur içinde yaşayacağımı sanmıyorum Niyazi. Sonuçta kaza süsü de versek iki kişinin ölümüne sebep olacağım. Bu durumda nasıl vicdan huzuru içinde olabilirim ki? Dikkat dikkat, İstanbul'dan Balıkesir'e gitmekte olan Yıldırım Turizm'in yolcuları, otobüsünüz kalkmak üzeredir. Lütfen yerlerinize oturun. Niyazi. Ne var gene? Bak, bu işin sonunda hapse girmek yok değil mi? Öyle söylemiştiniz bana. Yok tabii. Neden gireceksin ki? Sonuçta ölüme de sebebiyet versen trafik kazası işleyeceksin. Trafik suçundan hapiste yatan kimse var mı? Yok ama evet. Ya polis tahkikat yapıp da bu işin bir trafik kazası değil de cinayet olduğunu anlarsa? İşte o zaman hapı yutarım ben. Ya korkma be. Sen bülbül gibi ötmedikçe hiç kimse bu olayın cinayet olduğunu anlayamaz. Tabii ki polis soruşturma yapacak, sine sıkıştıracak. O arada sen sıkıyı görüp konuşursan o başka. Konuşmanı da hiç tavsiye etmem. Yani biliyorsun, mafyanın kendisine kazık atanlara ne yaptığını. Tabii, deli miyim ben be? Öldürseler bile işin doğrusunu anlatmam arkadaş. Çoluk çocuğum var, yaşlı anam babam var. Yok yok, onların başını derde sokar mıyım hiç ben? Aferin, aferin. Bak işte böyle. O zaman korkma. Bu olay kayıtlara trafik kazası olarak geçer. Birkaç ay yeter serbest kalırsın. Tamam. Niyazi. Ya ne var gene? Çarpacağım Mercedes'teki kişiler kim? Ha? Sen biliyor musun? Ben biliyorum da sen bilmesen daha iyi olur. Neden? Kurbanlarımı bilmek hakkım değil mi? Hadi söyle. Çarpacağım Mercedes arabanın içinde kimler var ha? Bir bakanla bir emniyet müdürü. Vay canına. Bakanla emniyet müdürü mü? Hı hı. Vay anam vay. Bakanla emniyet müdürü ha? Evet. Ya senin mafyanın yediği alta bak arkadaş. Trafik kazası da salsalar polisler benim anamı ağlatırlar be. Korkma dedim ya. Bu sadece bir trafik kazası gibi görünecek. Peki bunların öldürülmesini isteyen kim? Mafya istiyor. İstanbul'daki bütün çeteler istiyor bunu. Bakan da emniyet müdürü de çok dürüst insanlar. Mafya ne yaptıysa bir kuruş yediremedi bunlara. Biz böyle bakanla emniyet müdürü görmedik arkadaş. Devamlı mafyanın üstüne geliyorlar. Kaç aydır mafya onların yüzünden doğru dürüst iş yapamaz hale geldi. Baktılar olmuyor. Teşkilat her ikisinin de ölmesine karar verdi. Bu ses de ne? Bu telefon ziline benziyor. Telefon zili tabii. Cebinden çıkart da aç bakalım. Unutmuşum ya. Bana cep telefonu vermişlerdi doğru ya. Evet. Arayan mutlaka Şahin abidir. Mercedes'in güzergahını bildirecekti. Çabuk aç şunu hadi konuş. Tamam açıyorum. Alo. Sen misin? Evet benim. Şu anda neredesiniz? Şu anda Susurluk'ta bir benzincinin restoranındayız. Harekete geçmeyi hazırladım. Malum Mercedes 5 dakika sonra orada olacak. Beş dakika sonra mı? Evet. Heyecanı bırak alacağım parayı düşün.
5 dakika sonra aradakilerin ölümüne sebep olursan paramı hemen vereceğim. Peki siz nerede olacaksınız? Merak etme, ben de Mercedes'in arkasında başka bir arabada olacağım. Dediğim gibi kazadan sonra arabadakiler ölmüşse içinde 5 milyar olan çantayı hemen sana vereceğim. Peki anlaşıldı. Yaz orada mı? Burada yanımda. Güzel, hadi bakalım. Sen şimdi kamyona bin ve Mercedes'in geçişi istikamette bekle. Niyazi de Mercedes'in geçişi yolda beklesin. Arabayı görür görmez sana işaret versin. Ve sen zamanı öyle bir ayarla ki yola girdiğinde Mercedes sana hızla çarpsın. Tamam anlaşıldı. Şu anda Mercedes önünde yaklaşık 180 kilometre süratle oraya giriyor. Bir an evvel dışarı çıkıp tertibatınızı alın. Peki. Kazadan sonra görüşeceğiz. Şimdilik eyvallah. Şahin Bey miydi arayan? Evet. Hadi dışarı çıkalım. 5 dakika sonra Mercedes buradan geçecekmiş. Havamı da soğukmuş ha. Evet ama sen benden daha şanslısın. Neden? Netice itibariyle sen bu havada kamyonun içinde olacaksın. Ama ben yolun karşısında sana işaret vermek için bekleyeceğim. Neyse, hadi sen kamyonun başına geç, motoru çalıştır. Sonra da karşı yola geçmek için yolun başında bekle. Tamam. Kamyonun farını yakma. Ben geç işareti verince gaza bastığın gibi karşı yola geç. Ve sakın sağ şeride geçme. Sol şeritte seyret. Böylece Mercedes kamyonun farkına bile varmadan bindirsin sana. Hadi bakalım. Bugünkü gazeteleri okudunuz mu Ferhat Bey? Okudum Sayın Bakanım. Mafyanın işlediği suçlar yüzünden yine bize, emniyet teşkilatına veryansın ediyorlar. Basında medyada haklı. Bu kendilerine mafya adını takan serserileri ne yapıp edip mutlaka yakalayarak adalet önüne çıkartmamız şart. Aksi takdirde halkın polise olan güveni gün geçtikçe kayboluyor Müdür Bey. Haklısınız Sayın Bakanım ama inanın elimizden geleni yapıyoruz. Kendilerine mafya diyenlerin kim olduklarını biliyoruz ama elimizde doğru dürüst delil olmadığından tutuklayamıyoruz. Adamların öyle avukatları var ki ilk mahkemede müvekkillerini tahliye ettiriyorlar. Özellikle İstanbul'u parsellemiş bu adamlar. Haraç almadıkları, avanta almadıkları yer yok. Uyuşturucu ticareti bunlarda, kadın ticareti bunlarda. Kumarhaneleri bunlar işletiyorlar. Çek senet tahsilatını bunlar yapıyorlar. Haklısınız Sayın Bakanım. İnsanların başına tabanca dayayarak çek senet imzalatıyorlar. Bu serseriler adeta devleti teslim almışlar Müdür Bey. Bu böyle gitmez. Siz İstanbul'un emniyet müdürüsünüz. Bu serserileri yakalayarak mutlaka en kısa zamanda mahkeme önüne çıkartmalısınız. İnanın Sayın Bakanım elimizden geleni yapıyorum. Bununla ilgili özel bir birim kurdum. Gece gündüz çalışıyorlar. Evet ama şu ana kadar tek bir mafya babasını adalet önüne çıkartamadınız da. Dedim ya Sayın Bakanım, adamlar öyle organize çalışıyorlar ki haklarında onları resmen suçlayacak hiçbir şey bırakmıyorlar geride. Haraç aldıkları gazinoya gidiyoruz. Gazino sahibine seni koruyacağız, senden haraç isteyenler kim diyoruz. Adam korkuyor, isim vermiyor. Vermediği gibi mafyanın haraç aldığını da inkar ediyor. Çek senet mafyası tarafından vurulan insanların ifadesini alıyoruz. Kendilerini vuranları görmediklerini söylüyorlar. Hal böyle olunca da kendilerini yakalayıp hakim önüne çıkartmamız mümkün olmuyor tabii. Gazetelerde, televizyonlarda her gün, her akşam faili meçhul cinayet haberlerini görmekten bıktım usandım. Halk da bıktı. Halk korku içinde. Emniyet teşkilatı giderek büyük yaralar alıyor. Bazı medya mafyanın içine polisin de karıştığını yazıyor. Üzgünüm ama mafyanın polis teşkilatının içinde bazı kişilerle çıkar karşılığı dostluk kurduğu bir gerçek Sayın Bakanım. Ne yani? Emniyet teşkilatından bazı yüksek rütbeli polislerin mafyayla birlikte mi çalıştığını söylüyorsun? Maalesef öyle Sayın Bakanım. Attığımız adımı bile biliyorlar. Bu yüzden sizinle buluşacağımı bilmemeleri için özel plakalı bir arabaya bindik. Eğer resmi aracınıza binseydik bundan haberleri olacaktı. İşinin ne kadar zor olduğunu biliyorum Ferhat Bey ama bu örgütü çökertmemiz şart. Böyle giderse halk mafyanın bizden daha güçlü olduğuna inanacak ve sonunda devlet çökecek. Devlet çökerse bunun altında hepimiz kalırız Ferhat Bey. Sanırım bir iki güne kadar mafyaya büyük bir darbe indireceğiz Sayın Bakanım. Nasıl yapacaksınız?
Yıllardır mafya içinde çalışan bir sabıkalıyı sonunda konuşması için ikna ettik efendim. Kendisine ifade verip şahitlik etmesi karşılığında yeni bir yüz, yeni bir kimlik ve iş yeri açması için de sermaye vermeyi teklif ettik. Peki kabul etti mi kendisi? Etti sayın bakanım. Peki kendisi nerede şu anda? Saklanıyor. 2 gün sonra emniyet müdürlüğüne gelip ifadesini verecek. Keşke koruma altına alsaydınız kendisini. Düşündüm. Ama bunu durup dururken mafyanın kuşkusunu çeker diye vazgeçtim. Çünkü şu anda mafya adamının bizimle işbirliği yaptığından habersiz. Konuşacak olan mafya üyesinin adı ne? Üzeyir adında biri. Mafya teşkilatı içinde işbirliği diye tanınıyor. İyi. Ne yapıp edip bu işi ortaya çıkartın Ferhat Bey. Türk devleti kendine mafya adını takan pisliklere boyun eğmemeli. Devlet güçlüdür, güçlü olmalıdır. Aksi durumda demokrasi derin yaralar alacak bu gidişle. Az kaldı. Çok az kaldı Mercedes. Birazdan gelecek. Bakalım zamanlamayı tam ayarlayıp bana çarpmasını sağlayabilecek miyim? Keşke bulaşmasaydım bu pis işe. Ölümüne sebep olacağım adamların böyle önemli insanlar olduğunu bilseydim tekliflerini kabul etmezdim. Ama artık çok geç. Geriye dönemem. Vazgeçtim dersem öldürürler beni. Cafer! Cafer! Tamam. Mercedes geliyor. Geçmeye hazır ol. İşte Niyazi işaret veriyor. Yavaş yavaş karşıya geçmeye başlayabilirim. İstanbul'a varır varmaz hemen bir operasyon tertiple. Ferhat Bey ve mafya geçinen ne kadar insan varsa hepsini evlerinden al topla. Baş üstüne sayın bakanım. Ama ortada delil ve onları suçlayıcı tanık olmazsa elimizde fazla tutamayız. Olsun. Yine de hepsini toparlayıp gözaltına al. En azından mafyaya karşı kullanacağın o tanığa polisin ne kadar güçlü olduğunu da göstermiş olursun. Baş üstüne sayın bakanım. Aman Allah'ım bu da ne? Koca bir kamyon önümüze çıktı. Dikkat et, dikkat et, çarpacağız. Kamyon adlı oyunumuzun 1. bölümünü dinlediniz. 2. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.